Demek Gülük Hanım'ın niyeti kızı evde tutmak, öyle mi? Öyle görünüyor. Durumunu sonra konuşacağız. Hiçbir yere gidemezsin dedi. Belli işte. Eline 3-5 kuruş para sıkıştırıp susturacaklar zahir. Sağ ol. Teşekkür ederim. O iş biraz zor. Bence bu kız başlarına bayağı bir bela alacak. Hem öyle yasal olarak 3-5 kuruşla başlarından savamazlar. Allah'ım yarabbim ya. Kazasız belasız cenazeyi toprağa verebilseydik. Yok. Konuştum ben. Söz verdi bana. Sağ olun, buraya kadar. Ah! Ödünç alıyorum. Çekil, çekil, çekil. Hayran, Gülser geldi. Gülser burada. Ay. Baba. Gülser, ne yapıyorsun? Sen söz vermiştin bana. Baba, sizin kadar benim de hakkım babama veda etmek. Camiden dışarı. Ya bırak, bırak. Ya ne çekiyorsunuz be indirin şu kameraları abi. Şunlara söyler misin çıksınlar? Hiç istemiyorum fotoğraflarımı falan çekmelerini. Kapa çeneni, dikkat çekiyorsun, sesini yükseltme. Hadi ya, dikkat çekiyorum. Mehmet Rıfat Bey babanız mıydı küçük hanım? Sana ne be? Allah Allah. Kim kimin babası, kim kimin çocuğu? Memlekette haber yokluğu var herhalde. Dolaşmışlar buraya. Başınız sağ olsun. İsminiz nedir küçük hanım? Sana ne? Babanız mı? Kardeşiniz mi Tuğrul Bey? Bana bak. Yürü. Arkadaşlar, kesin. Cenazeye biraz saygılı olun. Gayret, tamam. Şöyle gelin, ben size açıklama yapacağım. Müsaade eder misiniz lütfen? Lütfen şöyle alalım. Cenaze namazını. Kim bu kız Candancı? Yazık. Bizim çiftlikte çalışanlardan birinin kızı. Babası gibi severdi Mehmet'imi. Bakma. Kız hem mirası götürüyor hem Minin'in oğlanı götürüyor. Yok artık, daha neler hem de. Sonra demedi değil mi? Yavaş. Söz vermiştin bana. Aklında bulunsun işte. Benim sözüme güvenme. Bir daha... Çocukça davranıyorsun. Anlaşılan kimse sana nerede nasıl davranacağını öğretmemiş. Mefta'ya bile saygın yok mu senin? Aileye mahcup oldun değil mi damat? Vazifeni beceremedin. Bana bak. Artık sabrımı taşırıyorsun. Bu evdeki tek koruyucunu da kaybetmek üzeresin. Aklın varsa çeneni kapat. Yürü. Yürü. Yavaş. Yürü. Bırak tamam. Arkadaşlar indirin kamerayı. Kamerayı indir. Hanımefendi eski bayan arkadaşım benim. Yani rol yapmayı da falan çok sever. Böyle dikkat çekmeye bayılıyor. O yüzden önemli birisi falan değil yani. Şimdi müsaade edin. Babam yolcu edin. Birazcık saygılı olun. Adnan gerisini sen biliyorsun. Hallet şunu. Tamam arkadaşlar hadi. Bir kızı da mı varmış rahmetlinin? Hiçbir şey anlamadım. Yok yok, ben gazetecilerle konuşurken duydum. Evin oğlunun eski sevgilisiymiş. Kızı almadıysa Zahir. Olay çıkartmak için gelmiş işte. Belki de hamile mamiledir. Ne çakal şu Tuğrul be. Ay şu anda var ya, cenazede neler oluyor öğrenebilmek için 3 aylık maaşımı veririm. Aman canım, neyini merak ediyorsun? Geçen kış babanı gömdük ya, aynısı işte. Nasıl aynısı ya Perihan abla? Valla benim babam ölmeden bir gece önce gayrimeşru bir kızı çıkmadı ortaya çok şükür. Kız böyle gözünden ateşler saça saça. Geleceğim dedi cenazeye. Hadi dedi mani olun. Sen o bakımdan merak ediyorsun yani. Fatoş, kapa çeneni, işin başına dön. Hadi. Yakacağım bir kazan irmeği, ben de senin gözünü oyacağım. Buna bak. Hem sana ne? Ay nasıl sana ne ya abla? Büyük hanım odamı da hazırlatıyor. Candan Hanım kızın yüzüne yüzüne diyor. Dedesi? Değil mi? Bu işin adı o. Aman ne olacak canım? Kızın eline 3 kuruş verip sepetlerler. Hiç sanmam. O kız deli. O öyle sepetlenecek bir kız değil. Kimin nesi de belli değil. Anası da nası da yokmuş. Zaten tadımız tuzumuz kaçtı hastalıktan. Şimdi de bu geldi. Artık herkes burnundan solur vallahi. İlik gibi de kız ha. Mine de Murat Bey'e kuruluyor. Kız gece bunlarda kalmış. Veysel abi dünür olacağım diye sevinirken evinden işinden olmasa bari. Kız bu koku ne? Yaktın mı yoksa yemeği?
Ay abla hoş. Aman abla ya. Elim ayağım kesildi valla. Kız ver şunu ver. Tut tut. Kızım hem dedikodu yapacaksın hem iş. Sen ikisini birden yapamıyorsun ha. Adnan. Hepsi senin de değil mi? Tabii. Veysel Bey gazeteci arkadaşlarımızın zararını karşılayalım. Tabii Tuğrul Bey. Diğer arkadaşlar kahvede oturuyorlar zaten. Şu telaşımızı atlatalım sonra ben uğrayacağım oraya. Bak diğer arkadaşlarına da söyledim Adnan. Eğer herhangi bir yerde bir haber, birisi bir şey görürsen bir daha hiçbir gazetede iş bulamazlar. Abi bunların bir haber değeri yok zaten. Tuğrul Bey, cemaat namazdan çıkıyor. Biz içeriye geçelim. Geçelim. Tekrar başınız sağ olsun. Buyurun. Sözlerini tutarlar değil mi? Tutarlar inşallah. Babamın adının, markamızın böyle saçma sapan haberlerle lekelenmesine izin veremeyiz. Babaannem hepimizi topa koyar sonra. Ama var ya, o kız korksun benden bundan sonra. Tamam beyim, siz de onun toyluğuna verin. Onun da babası öldü sonuçta. Yürümüş balkon.